Bıyık Family YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Galatasaray ve Manchester United maçımız var. Çok önemli bir maç. Oynanacak mı, oynanmayacak mı? Söylentileri vardı. Çok yağmur yağıyor. Bizim evde de eksen ara sıra gidip geliyor. Şu an oynanmasına karar verildi ve harika bir koreografi var. Evet, burası bir cehennem. Galatasaray bu işi iyi yapıyor. Biliyor. Fenerbahçeli olarak şu an hayranlıkla izliyorum. Aferin. Gerçekten tebrik ediyorum. Bütün emeği olan herkesi. Maçımız birazdan başlayacak. Eksen umarım gitmez. Kameramızda küçük bir sıkıntılar vardı. Onunla uğraştık. Maçımız başlamak üzere hayatım. Bıyık Family YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Benim demem lazım. Bugün Galatasaray'ın maçı var. Ben çok heyecanlıyım. İnanılmaz heyecanlıyım. Biz en üst katta oturduğumuz için yağmurun sesi biraz fazla gelebilir. Kusura bakmayın. Televizyon çok gidip geliyor. Eksen çok gidip geliyor. Acun o kadar para veriyoruz ya. Böyle gidip gelecekse ne anlamı var diyoruz. Acun'a da buradan bir isyanımı sunuyorum. Galatasaray'ıma başarılar diliyorum. Yani İstanbul'da, ülkemizde, stadımızda dev maça oynayacağız. Galatasaray bu maçı vermeyecektir. Umarım hakemi konuşmayacağımız maçlardan biri olur. Sakatsızlık olmayacak bir maç olur. Icardi'mden gol bekliyorum. Çok heyecanlıyım. Astım bayraklarımı, aldım Icardi'yi de yanıma. Maçın başlamasını bekliyorum. Abi maç bitecek, sen o kadar konuştun ki. Aa, olmaz. Bugün benim günüm. Bugün Galatasaray'ın günü. Yarın sizi de göreceğiz. Evet. Maç başlıyor. Burası cehennem. Ve sen yanacaksın. Cehennem hoş geldiniz mi diyor. Evet. Heyecan başlıyor. Dum. Saatin geç olmaması da iyi. Galatasaray'a yürekten başarılar. Vurdun gol. Yedin. Offside olsun. Maç başladı. Stada bak, görüyor musun stada? Şu statta olmak vardı. Gitseydin. Maalesef. Çok güzel. Daha hadi Ziyech. Ana, savunmaya değdi. Maçın ikinci dakikasında Galatasaray'ın tehlikeli geldi. Evet. Alacağız maçı arkadaşlar. Çok hızlı çıktı. Zaha, Ziyech, Icardi. Şu adamı hiç sevmiyorum ya. Ten Hag. Köşe vuruşu kullanacağız. Güzel pozisyon. Eğer ki oyuncu çıkarmasaydı, bu kaleci zaten iyi değil. Evet. Bence top patates mi? Yol olabilir de. Torreira seni kafana bak. 1 metre boyuyla kornerde ne işi var senin ya? Lan uzaklaştırın. Ana Emre. Ne yapıyorsun lan öyle? Böyle hareketler. Teneke. Kim lan bu lavuk? Ya Galatasaray'a inanamıyorum sana ya. O maçın 10. dakikasında gol yedik ya. Ya yine gerek var abi ya. Ya kendi stadındasın ya. Bu yabancı takım değil mi? Bu çocuk kim ya? Bu çocuğu özellikle maç için hazırlamışlar, biliyor musun? Geçen hafta çok güzel bir gol atmıştı. Tüm dünya onu konuşuyor şu an. Sen bana gösterdin Ravaşata golü. O mu? O lavuk mu? Fernandez'e evet kızım. Topu alana gönderdiği an 1-0 Galatasaray. Yani diyecek bir şey bulamıyorum, çok sinirlendi. Yani var ya, kendi stadındasın abi ya. Gol yemeden şu maçı ver al ya. Tahrik ediyor. Tahrik ediyor. Bizim şeylerimiz tahrik ediyorlar. Baba bizimki neydi? Ziyech'in bakışına bak adama. Uyardı bak hakem, uyardı. Maçta 11. dakikada Manchester United 1-0 öne geçiyor. Yapacak bir şey yok. Çok erken ya. Daha çok erken olur, daha olur. Şimdi Mert Ersay'dı. Köşe vuruşu kullanıyoruz. Maçın 13. dakikasında. Ya. Hadi lan. Hadi yetiş onu. Kim
Doğru. Mert. Tekrar korner. Tekrar korner. Bir kez daha deneyeceğiz. Mert çok heyecanlı başladı. Çok heyecanlı devam ediyor. Gol yemiş olmamıza rağmen statlarımızdaki bu uğultu, bu cehennem uğultusu dinmiyor. Mertens yaptı, orta öldü. Ah be! Kim o ya? Kim o ya? Kim o ya? Kim o ya? Kol var diyor. Abdülkerim gol var diyor. Bu hakem niye böyle sert ya? Torreira yerde. Bu hakem niye bu kadar sert ya? Oyunculara bağırıyor ya. Gel döv bir de bizi. Bir de gel bizi döv istersen. Adamın taşını başını yiyorlar. Adamı koluna değmiş. Adamı koluna değmiş. Penaltı. Hakem dedi penaltı. Dur daha demedi, belli olmaz ya. Diyecek ama o penaltımızı verecek. Vereceksin o penaltımızı. Durun diyor. Durun diyor. Hele saçına başlayayım. Hele saç mı? Daha çok kendisi. Bak ya. Aaa hakeme bak. Vermedi. Allah senin. Allah seni bayır. Allah seni ıslah etsin. Davranıyor oyuncular öyle ya. Allah, ben şu an hayatımın şokunu yaşıyorum. Yani maçı çevirebileceğimiz bir pozisyona girdik. Gol yedik Emre. 17. dakikada gol yedik. Gol yedik arkadaşlar. Gol yedik. Ya ne yapıyorsunuz abi? Ne yapıyorsunuz ya? Hem de en sinir olduğum adam. Şu bize ilk maçta bize laf söyleyen adamdan gol yedik. Çok uzaktan ya. Yani var ya, bizim savunmamız ne yapıyor ya? Bizim savunmada ne oldu? Bizim savunmaya ne oldu Emre ya? Ya bak Müster'e çok iyi uzanmış. Müster'e lafımız yok. Bence burada savunmanın açığından dolayı gol yedik arkadaşlar. Gol yedik. Bize laf söyleyen adamdan gol yedik. 17. dakika 2-0. Hiç beklediğimiz gibi başlamadı maç. Hakem hiç faul vermiyor ya. Hakem ayakta mı yiyorsun abi ya? Tehlikeli yiyorlar. Aman Emre sakın. Oh. Sakın sakın ha, sakın ha, sakın ha. 25. dakika. Valla adamlar çatır çatır geliyorlar ya, çatır çatır geliyorlar ya. Duruşu kullanacaklar. Haydi çocuklar, haydi çocuklar, çok iyi açtınız topu. Haydiler, haydiler. Sarı kart. Sarı kart ama. Fernandez. Tehlikeli ya. Bir yer hayatım. Çok burnu handan mı dispidini çok sinir olmuş şu adama ya. Hakim Ziyech. Hadi Ziyech. Hadi Ziyech. Kaleci iyi değil zaten, bir şey söyleyeyim mi? Barajı geçse. Kaleyi de tutarsa. Hadi inşallah. Hadi Ziyech. Hadi Ziyech. Galatasaray 28. dakikada da Ziyech'in golüyle 2-1 öne geçtik. Umutlandık mı? Umutlandık. Öne geçmedik hayatım. Ay pardon. Ay 2-1. 2-1. Beraberliğe çok yakınız. Vallahi çok mutlu oldum. Ya döndürür müyüz belli olmaz. Icardi'miz var, Mertens var. Var da var. Yaparız ya. Şu havada oraya giden taraftarlara selam veriyorum. Güzel bir aman çok iyi oldu. Oh. Bu arada çok arada bir yayın gidiyor. Tamam yağmurdan dolayıdır belki ama ekstra çok yüklenilmiş. Yani biz paramızı verip ekstra alıyoruz.
kaçak yayınlardan mıdır, havalardan mıdır, eksen çok gidiyor. Yapma Müstera. Müstera niye çıkıyorsun o kadar kaleden? Ay Allah'ım sana çok şükür. Bu arada kanalımıza abone olun. Lütfen. Galatasaray hatırına lütfen. Galatasaray'ın hatırına. Bir Galatasaraylı gibi bugün Galatasaray'ı destekliyorum. Allah razı olsun. Galatasaraylılardan da kanalımıza destek bekliyorum. Aa, adamlar kontratay çıktılar. Müstere vallahi adam işini biliyor ya. Vallahi adam işini biliyor ya. Bir dakika bir saniye geç çıksa var ya. Adam orta sahaya kadar geldi, kontra atar çıkar adamın topunu kesti. Peki ilk yarı böyle bitsin. Atamıyoruz bari yemeyelim yani 2-1. Varsa da var ya çok az fark ha. O nasıl offside ya? O nasıl offside ya? Ya bu nasıl offside ya? Vermeyecek mi harbiden golü? Varsa da çok az fark olması lazım çünkü bakıyoruz. Var dedi ya? Vermedi. Offside. Yani var yazıklar olsun. Okan isyan et biraz ya. Söylen ya. Bir iyice bir bakılsın Mara gitsin. Mara da gitmedi bu adam. Mara dinledi ama. Gitsin izlesin. Dinledi de var dedi ki offside. Bizim ülkedeki gibi değil ki otomatik şey sistemi var. Offside sistemi var. Direkt çizgiyi koyuyor. Bari o ilk kere 2-2 bitirseydik ya. Süper olurdu var ya. Bir de Icardi. Şu adamı gördüm nasıl hareket ediyor. Kaleci o kadar çok ağır hareket ediyor ki. Yani hakem bir sarı kart göstersin artık. Of. Kimi devirdiler? Torreira'yı. Sarı kart verdi Kelly. Amrabat'a. Güzel. O adam sert oynuyor. Kırmızı görebilir. İlk yarımız bitti. Offside için hala göstermediler. Aha şimdi gösteriyor. Ana. Offside değil. Offside değil Emre. Adamın kolu daha çok dışarıda. Kol sayılmıyor. İçeride. Omuz mu sayılıyor? Omuz. Ama yani belki 2 santim, belki 3 santim. Bir de bir kere hemen gösterdi, çektiler ya. Çok saçma yani Bayern Münih maçında da Galatasaray'ın maçında geçen yenildiği maçta bu çizgiyi çekmemişlerdi. Gol olmuştu. Hakem bir gol verdi iptal etti sonra bir daha vermişti. Çok az farkla. Kolu önde olduğu için omuzdan alıyorlar. Çok küçük farkla. İlk yarıyla ilgili düşüncen ne? Ya hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Hakem maçımızı katletti. Tamam Galatasaray da güzel oynuyor. Karşı takım da güzel oynuyor. Çok güzel maç oluyor. Çok güzel maç oynuyor. Ama hakem yüzünden seyir zevkim kalmadı. Belki ikinci yarıda izlemeyebilirim. Böyle giderse ben izlemem hayatım. Kalkar giderim yani. Ne izlemiyorsun ya? Kalkar giderim ben yani. Şu Galatasaray'ı izlemeyecek misin? Kalkar giderim yani. İkinci yarıda görüşmek üzere. Ve ikinci yarımıza hoş geldiniz. Birazdan maç başlayacak. Maçın ikinci yarısı başlayacak. Umarım berabere de olsa alırız şu maçı. Yani karşımızdaki bir patates takımı değil, köy takımı değil. Herhangi bir takım değil. Umarım bu maçı berabere de olsa alırız. Ben hakemden yana maç zevki seyrim kalmadı. Galatasaray'ım için izliyorum. Galatasaray'ıma başarılar diliyorum. Unutmayın ki o bir Avrupa devi. Türkiye'nin gururu. Taraftarın cimmumu. Seni sevdik, gönül verdik, şanlı Galatasaray. Seni sevdik, gönül verdik, şanlı cimmumum. İkinci yarımız başladı. Baksana bizimkiler girmeye bile çekiş yapıyorlar. Biliyor musun? Hadi be! Yanarlar! Konu
mesela. Ah. Korner. Hadi korner. 5. kornerimizi kullanacağız. Haydi cimom, haydi cimom, haydi. Tam zamanı, tam zamanı şimdi. Haydi, haydi. Haydi Ziyeş. Sessizsin biraz. Daha yürü ya, kısmını iyi kısıyorsun. Çok ses var ya. Ziyeş yaptı ortaya Ziyeş. Karşıladılar. Sasha Boya orada. Ah, faal. Kim yaptı o faali? Yapmayın ya. Sasha Boya yapmış. Tamam Sasha Boya, sana lafım yok. Evet, eksenimiz gitti gene. Ya havle vela. Ya Rabbim, ya Resulallah. Maç mı izliyoruz, eziyet mi çekiyoruz? Anlamış değilim ya. Herkes de gidiyor mu böyle? Yoksa sıkıntı bizde mi? Sıkıntı sende. Bende mi? Giden oluyorsa yazsın arkadaşlar yorumlara. Çok sağlıklı maç izleyemedik biz bugün. Yani 5 dakikada bir, 6 dakikada bir oyun eksen error veriyor. Çıkıp tekrar girmek zorunda kalıyoruz. Geliyorlar. Ama açık. Ooo çok rahat. Adamlar 3. golü çok rahat attılar. Çok rahat attılar. Adamları orada çok serbest bıraktık. Mustara şimdi orada ne yapsın? Çok, ne yapsın orada? Çok hızlı geliyorlar. 5. dakika maçtan. Savunmanın hatası. Kim ne derse desin burada savunma var, hatası. 1, 2, 3, 4, 5. 5'e 3 gelmişti. 5'e 2 hatta. Savunmanın hatası bu. Baksana adam orada serbest bırakılır mı ya? Adamlar 3. golü biz kendi elimizle vermişiz. Mustara ne yapsın orada? Ay. bugün her şey, hiçbir şey rast gitmiyor. Oliveira oyuna girdi. Ve Kerem Aktürkoğlu oyuna girdi. Kerem mi? Kerem inşallah kendini affettirir. Dağlara, taşlara, aya, gökyüzüne, tribünlere, stadın dışına her yere şut çekti. Bir türlü kaleyi tutturamadı. Barış nerede? Şimdi gönderdi İkardi'ye doğru. Barış nerede abi? Barış nerede? Hadi Kerem be. Ola ana. Bir an önce gol bulması lazım. Yani bir an önce. 5 dakika içinde çok bir tane. Çok zor ya. Bu maçı çevirmek biraz zor. Yani var ya, sana bir şey söyleyeyim mi? Şey yapsan desen ki devam etmek istiyor musunuz demeyi istemiyorum yani. Ya şey kim kırıldı? Tamam beraberlik belki bir nebze ama ya abi hakem bizi biçmeye gelmiş. Kerem de var. Allah bilir. Kerem de var. Ben bakalım içeri. Kerem vurmasın. Allah rızası için söyle de Kerem lan, vurmasın ya. Gözüme sokuyordum. Al. Kalbi! Kalbi! Oha! Kaleci var ya. Gol be! Adam. Oğlum adam sevinmiyor var ya. Adamın hareketlerine bak. Kul. Ha bakışına bak Ziyeş'in ya. Ziyeş'in bakışına bak ya. Hadi gel. Helal olsun. Ben diyor hallettim diyor. Asayiş Berkemal diyor. İşte böyle vuruyor. Çok iyi oldu arkadaşlar. Çok iyi oldu. Yemin ediyorum çok iyi oldu. Kalecinin ya. Hatası. Ya Saati bunlar hakemin şey kalecilerin patates. Çok iyi oldu. Çakla. Tam zamanında attı. Çok iyi oldu. Hadi maçı izleyebiliriz. Atarız zarımızı. Biz o arkadaşlar biz gol onlar gol yemeden gol atmıyoruz. İnşallah. Bir de eksen gitmese 10 numara 5 yıldız olacak. Ben artık şey sevinçten kısıktığımdan mıdır kendimi kafam dönüyor. Haydi kim kullanıyor? Ziyeç var, Kerem Ziyeç var. Ziyeç var, Kerem vurmasın. Kerem vurmasın. Ziyeç yap bir daha siz Kerem vurmasın, Kerem vurmasın, Kerem vurmasın. Kerem ortaya vurdu. Sasha Boye. Sasha Boye geliyor. Oğlum 4'e 3, 5'e 3. Torreira aynı kez. Torreira çekti topu. Torreira bıraktı. Ziyeç vuracak. Ziyeç şut. Offside bayrağı kalktı. Ziyeç'e bak ya. Offside. Gol olsa sayılacak ama bence. Ziyeç bu maçın yıldızı olur. Offside yani bir saat bak görüyor musun? Bak hayatım. Offside.
Icardi yapıyor. Icardi aslında müdahale etmemesi lazım orada. Bıraksa gol olsa da sayılmayacak ha onun yüzünden. Görüyor musun? Gol olsa sayılmayacak. Niye atlıyorsun Icardi ya? Niye atlıyorsun orada abi ya? Dakika 68. Vuramayacak topu belli. Niye atlıyorsun ki abi? Ona ara. Kerem'i düşündü. Kerem topu aldı. Oğlum offside, offside yok değil mi lan? Kerem! Offside falan yok değil mi lan? Kerem gol mu attı? Kerem gol attı! Kerem gol attı Emre! Kerem! Kerem! Aslan Kerem ya! Aslan Kerem ya! Kerem! Yapabileceği tüm patronos büyülerini yaptı, gol attı ya! Bugün sihirbazlar iş başında. Ziyech de öyleydi. Ona da sihirbaz diyorlar. Çok güzel bu. Çok güzel yani Kerem'den bunu görmek ayrıca şaşırtıcı. Vallahi kalbim nasıl atıyor arkadaşlar. Bir göster. Yani şu var ya. Kalbim küt küt atıyor. Helal olsun 3-3. Size be. 3-3 daha bir sürü helal dakika var. Helal olsun size be. Helal olsun size be. Yani zayi elimde mecal bile kalmadı vallahi ya. Elimde vücudumda mecal kalmadı ya. Ne yapıyorsunuz abi daha yeni gol attınız ya. Yani bir maç insanı bu kadar mı yorar ya? Vallahi yoruldum ya. Dakika 71. Allah'ım ya Rabbim ya. Sergio ne yapıyorsun sen? Adam üstüne niye vuruyorsun? Maça bak ya. 71. dakikada artık benim ses gidiyor. Bağırıp çağırmaktan. 3-3 oldu. Berabereyiz. Ay maça bak. Susmayan bir taraftar grubu. Yemin ediyorum orada olmak çok isterdi. Vallahi evde iyice strese girdik. Bir yandan televizyon gidiyor, eksen gidiyor. Bir yandan pozisyonları kaçırıyoruz. 3-3 olduk. Çok rahatladık. Şimdi yani beraber bir 3-1, ben 3-1 olduğunda bu maçın dönme ihtimalini 0 olarak görüyordum. Çünkü Kerem gol attı ya. Okan'ın oyuncu değişiklikleri tam yerinde. Evet. Okan aferin. Çok zamanında değişiklik yaptı ama tehlikeli geliyorlar. O da değişiklikleri yaptı. Bir de yaptığı değişiklikler işe yaradı. Kerem gol attı ya. Vallahi ya Kerem gol attı. Bu skoru 2-0'dan. 3-3 biterse ne olacak? 3-3 biterse Manchester Galatasaray'ın altında kalacağı kesin. Öyle mi? Şu an Galatasaray 2. sıraya çıkacak beraber kalırsa. Bayern Münih de Kopenhag'ı yenerse Galatasaray'ın ikinciliği bu hafta garantilemiş olacak. Bir dahakine ne zaman? Ondan sonraki hafta ya da Kopenhag'la Galatasaray maç yapıyor. Galatasaray yenerse kesinlikle ikinci oluyor. İnşallah. Ben maçları nasıl izleyeceğim peki? İzleriz, ben böyle bugün böyle kötü olduysam İzleriz. 15 dakikamız kaldı arkadaşlar. 15 dakikamız kaldı. Olur mu? Gol olur mu diyor. Ben buradan kaptan gideceğim. Ben buradan kaptan gideceğim adam gol olur mu diyor ya. Ben bakamıyorum artık. Lan tepki ver lan biraz. Ben bakamıyorum artık. Yani de hayatım ben kaptan gideceğim diyor. Burası adına ben bakamıyorum geliyorlar, ya. Geliyorlar. Yapmayın. Aman uzaklaştırın son dakikalar. Uzaklaştırın. Oh. Dileği çarptı. Dileği çarptı. Direği çarptı. Gol yiyorduk. Ulan direk. Ulan o direğin gideceğim orada alnını öpeceğim. Direğin alnını öpeceğim. Aynı gol attı yere yakın bir yerden. Direkten döndü. Dakika 85. Topları uzaklaştırın. 90. dakikaya girdik. Lan Torreira! 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 Çıkardın! Lan! Lan çıkardın şu topu! Ne oldu bu Torreira? Torreira ne oldu orada? Torreira! Üstüne kalk üstümden diyor. Torreira tuttu o topu. Pozisyona bak, offside de yok. Torreira ama Emre Torreira gol atacakmış neredeyse. Tutmuş, o atmış. Orada bir şeyler oldu ama.
Aman arkadaşlar. Aman 90 dakika. 3 dakika uzatma. Bitsin artık bu maç. 3 dakika. İyi şu maç bitsin artık. Yıkın. Yıkın abi gerekirse. Yık orada ya. 3 dakika ilave. Ve maç bitti arkadaşlar. Ben kalp krizi geçirmeden, hastane yollarını görmeden bu maç bitti. Galatasaray'ıma buradan teşekkür ediyorum. Çok güzel bir maçtı. Ya maçı öyle böyle bitirdik. Ya ben çok mutluyum. İnanın var ya, böyle stresten böyle bu kollarım her yerime bir ağrılar girdi. Zişimize niye sarılıyor bu adam ya? Of. Galatasaray'ıma teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepsinden. Vallahi sevinsek mi üzülsek mi bilemedik. Çünkü 3-1 oldu ikinci yarının başında. Ben dedim maç tamamen bitti. Hatta daha da fark açılır biz diye düşünüyorduk. Ama Ziyech gene güzel bir, gerçi kalecinin de hatası var ama bir gol daha attı. Bitti. Sonunda bitti. 3-3. Berabere kaldık şu an. Galatasaray ikinci sıraya yükseldi. Bu akşam oynanacak maçla ikinci mi üçüncü mü olacak belli olacak. Ondan sonra 12 Aralık'ta maçın gruptan mi çıkıp çıkamayacağı belli olacak. Galatasaray'ı tebrik ediyoruz. Altay Bayındır. Galatasaray'ı tebrik ediyoruz. 3-1'den 3-3'e getirmesi çok büyük bir olay. Çok iyi oynadı. Taraftar çok iyiydi. Taraftar çok iyiydi. Altay ne iş var orada? Altay Manchester United'da artık. Aa, oraya gitti değil mi? Evet. Yedeklerdeydi. Ay bugün niye Galatasaray'a karşı oynamadı? Bir şey söyleyeyim mi? O oynasa Galatasaray belki yenemezdi. Şey, berabere kalamazdı. Niye? İki golde hatalıydı kaleci. He, doğru. O kalemci çok tırt çıktı ya. Galatasaray'ı tebrik ediyoruz. Fenerbahçe'nin maçında görüşmek üzere diyoruz. Yarın Fenerbahçe'nin maçında. Hoşçakalın.